Euroair Panorama'dan herkese merhabalar. İyi hafta sonları. Ben ve Gökhan yine huzurlarınızdayız efendim. Ve bugünkü konuğumuzu şöyle takdim edeceğim. Ben burada bu işi yaparken biraz utana sıkıla yapacağım. TRC'ye tere satmak gibi. Estağfurullah. Moderatörlük yapmaya çalışıyoruz ama kendisi yıllardır bu işi başarılı yapıyor. Kanalımızın sevilen yüzü aynı zamanda. Bizim de 13 yıllık dostumuz. Var mısın yok musun da beraber yarıştık. Ben Gökhan evet. Ve Furkan. Bu ayrıntıyı bilmiyor olabilirsiniz. Var mısın yok musundan Survivor'a. Survivor'dan Panorama masalarına kadar gelen bir dostluk. Furkan hoş geldin, ayağına sağlık. Hoş bulduk. O kadar güzel sözler söyledin ki artık bunların üstüne diyeyim ama bu grup şu anda farkında mısınız? Yani biz üçümüz ilk defa evet. Birlikte evet. Bir yayın yapıyoruz. Burada da sen sunucusun şu anda. Çok komik olan da o zaman. Sen de yorumcusun. Tamam, bir Panorama hafta sonu. Evet, Panorama hafta sonu. Tabii biz de gece normalde yayınlara çıkıyoruz. Gündüz ben de şu anda birazcık afallamış durumdayım. Bir 5 dakikaya toparlayacağım diyorum. İyi inşallah. Tehlikeli bir üçlü olduk mu? Acayip. Evet. Bak biraz çok tehlikeli olduğumuz evet. Yerler olmuştu hatırlıyorum. Bir zamanlar fırtınalar estirirdim. Eskisi gibi değilim şimdi. Ya şöyle geçtim. Ya şimdi tabii ki hemen bizim Survivor'a geçmemiz lazım. Evet, bir an önce haftayı değerlendirmemiz lazım. Bak bu grup bir tek Survivor'a geçemez, ben sana söyleyeyim, her şeyi yapar. Hani o kadar çok anımız var ki benim Levent'te Peker Sokak'ta bir evim var, hatırlar mısınız? Tek kalırdım. Hatırlarım. Ama hiç tek kalamazdım. Evet, hiç. Sen gelirdin. Böyle dostlar toplanırdık. Güzel zamanlardı. Yok yani evet. Var mısın yok musun? Bu arada bizim bir ince hesaplarımız var. Tabii ilk. 2011 yılında. Tabii geçen gün onun fotoğrafını buldum İlk yani. Nihat Doğanlı, Pascal Numa'lı. Yok hayır. Yok. Değil, sen adada Pascal Numa'yı tutarken evet, tamam, biz Furkan'la ince hesaplar ben yapıyorduk. Ben o sene işte, bence o sene. Ha o sene. O sene. O sene yaptınız. Ama Furkan da yorumcuydu o zaman. Evet. Tabii. Nihat Doğan deyince benim aklım bir sonrakiye yok, gitti. Yok, Nihat Doğan, Pascal Numalı. Benim hani biz, kavgayı ayırdığım dönem. Tabii canım, daha geçen gün hatta şu anda bizim YouTube kanalında biliyorsun o topon kapışmalar. Onu izlerken ama gerçekten ne görüntülermiş be Furkan. Evet, evet. Sen de var ya o Pascal'ı, aslında o görüntüleri bulup versek mi acaba diye düşünürüm. Bir Survivor'ımızı konuşalım, zaman kalırsa bakalım. Gökhan Özdemir bomba açıklamalar yapacak Panorama hafta sonu. Ben bugün bu açıklamaları yapması için yoğun baskı yapıyorum. Survivor ile ilgili önemli gelişmeler var. Sevgili Gökhan, neler söyleyeceksin? Bakalım ilerleyen saatlerde veya dakikalarda söyleyebilirim belki. Kaçta uyandınız? Ben işte bir 45 dakika önce falan uyandım. Yani bizden, 5 dakika, evet, 50 dakika önce. Ses tonlarımızdan belli oluyor. Ama şöyle bir durum var şimdi. Bizim gece gerçekten öyle bir sıkıntılı bir durumumuz oluyor ki. Emrah, mesela mesaj atıyorsun. Sesini kısmadık telefonu. Öyle bir durum oluyor ki. Canlı yayından çıktıktan sonra zaten bir şekilde toplantı şu falan, eve gitmemiz bir 2.5-3'ü buluyor. O canlı yayının heyecanıyla da yatamıyor insan yani. Hani tabii. Belli bir yerden sonra uyuyamıyorsun, evet. Abi. Ben sabah saat 6-6.30'dan önce yatamıyorum yani. Ha, sizin için değişen bir şey yok. Sizin de ben o saatte yattığınızı düşünüyorum. Ben hep 5.30-6'da uyuduğum için. Biz de sizi izliyoruz. O heyecanla uyuyamıyoruz biliyorsun. Şey, yukarıdan şöyle uyardılar kulağıma, dediler ki siz bu sohbeti kahvede devam edin bundan sonra. Tamam. Her zaman yapıyoruz zaten, hani, sıkıntı yok. Bizim haftayı değerlendirmemiz lazım. Furkan, şimdi öyle bir şey ki biz Gökhan'la hafta sonunda artık varız ve senin evet. Gibi tatlı konuklarımızı alıyoruz. Ve biz bütün haftayı değerlendirmeye çalışıyoruz, özellikle cumartesi günleri. Mesela biz Gökhan'la program yapana kadar 3 kişi gitti adadan. Evet. Hani biz şimdi o kadar geriye gideceğiz. Cemal gitti. Evet. Meryem gitti. Meryem gitti. Ve Bahar gitti. Bahar gitti. Şimdi ben hem Gökhan'a hem sana tabii ki sormak durumundayım. Yani kusura bakma, moderatörlük yapmaya çalışıyorum karşında. Yani. Ne demek umarım, abi olur mu öyle şey? 10 numara yapıyorsun zaten ya. Hayır canım, olur mu öyle kusura şey? Bakma. Bu arada ben Acun sana abi, bir şey Acun söyleyeceğim. Acun abi yap dedi diye yapıyoruz. Yoksa yani. Hayır sen zaten yani özel. Ha, bana şöyle söyleyeyim sana. Ben yorumcu İhsan Tarkan mı, moderatör mü dersen ben yorumcu derim. Her zaman. Senin o yorumlarını çok büyük bir keyifle izliyorduk. Beraber de çok program yaptık çünkü. Ama geçen seneden kaynaklı, ben özellikle geçen sene sizin programınızı izlerken çok büyük keyif alıyordum. Çünkü zaten ya aslında bu masada önemli olan şey şu. Sizin arkadaşlığınız zaten abi. O direkt yansıyor ekrana zaten. Yani sizin o yılların vermiş olduğu sohbetiniz, birikiminiz, ekranda o samimiyet insanlar hissedebiliyor ve bu çok önemli bir şey bence. Ben bu programdan o keyfi çok fazlasıyla teşekkür alıyorum. Teşekkür ederim. Yani. Niye Gökhan, niye böyle iyi sunucusun falan demeye çalışabiliyor musun bana? Geçen sene hastalandı bir ara Furkan. Evet. Bir hafta ben kaldım onun yanına. Ekstra da kaldım. Onlar da insan. Ve bana gece arıyordu. O kadar güzel sunuyorsun ki devam et. Şimdi de diyor ki çok iyi devam et. Yok gerçekten insan yani her işi fazlasıyla layığıyla başarıyor. Sağ ol kardeşim. O zaman şöyle yapalım. Başlayalım. Cemal'i konuşmuştuk gerçi. Cemal'i biraz konuştuk. Cemal'e yetişmiştik ama Meryem'le başlayalım. Meryem'e de çok geçmiş olsun. Semih Öztürk'ün bir lafı oldu ekstrada. Yanlış zamanda geldi dedi. All Star'a gelecek dedi. Bir tartışma gibi bir şey yarattı aslında sosyal evet. Medyada. Öyle miydi, böyle miydi? Sen nasıl düşünüyorsun? Erken miydi Meryem için?
Bence yoksa zaten ben bunu söyledim de zaten. Şimdi Meryem'in gideceği kesin değildi. Ben ama hani sonuçta 2-3 tane aday var gidebilecek. Sonuçta o tanıtımdan sonra da acaba Meryem mi diye bir tartışmıştık biz burada. Yani Meryem sonuçta hani futbolcuların da en çok yaşadığı, yani profesyonel sporcuların da çok yaşadığı bir sakatlık olan ön çapraz bağını kopardı. Onunla birlikte işte menisküse bir şey oluyor ufak tefek. İç menisküs ya da dış menisküs. Onun ameliyatını yapıldı. Bunun ameliyatı da tam bundan yani Survivor'a girmeden 6,5 ay önce yapıldı. Yani en iyi, en elit sporcular bile 7-7,5 ay sonra sahaya çıkıyor. Tamamen full %100'üyle performans göstermeye çalışıyorlar. Ön çapraz çünkü çok önemli bir ameliyat. Ben sana da Hikmet İnkin'i göndermiştim. O biraz daha tabii, büyüktü de. O sırada şimdi ben bir hatırlatmak istiyorum. Çünkü biz Survivor Extra'da Meryem'in gidişiyle ilgili konuşurken Gökhan'ın ben bu konularda zaten ne kadar çok bilgili olduğunu biliyorum. O bilgiyi de bana aksettiriyor ama o sırada tabii Gökhan da olayın çok içinde olduğu için bir anda bir fotoğraf geldi bana abi. Sen ya canlıydın o sırada. Tabii ben canlıydım. Ama bilerek yaptım. Yollar. Ya, şok oldu ya yaptım. Zaten şok oldum. Telefonu açtım. Gökhan mesaj atmış. Girdim. Hikmet'in ameliyat fotoğrafı geldi. Ben gerçekten çok kaldıramam biliyor musun bak öyle şeyleri. Sen niye bana öyle fotoğraf atıyorsun? Hayır ya sen kaldırırsın. Seviyorsun. İzliyorduk sen de birkaç bir şeyler hatırlıyorum. Dikey Limit diye bir film var evet, hatırlıyor musun? Evet, bir evet. Yerde parmağı kırılıyordu evet, o filmde daha evet. Çıkarken. Ben sinemada bayıldım. Sinemada bayılma gerçekten bayıldım. İyi ki burada bayılmadım. Ben böyle bir şey oldu çünkü o parmağının kırıldığı anı çok net göstermiş. Çünkü şey dedi Furkan. Hikmet, ekstrada bayılman da çok güzel olurdu. Hayır Hikmet'le Meryem'in hani sakatlığı aynı gibi bir laf söyledi Furkan. Hani sonuçta dizi olduğu için. Ben de Furkan dedim yok onların sakatlığı aynı değil. Al bu da sana Hikmet'in ameliyat fotoğrafı diye. Tabii kesin. Hayır şöyle ama, o noktada ben evet. Ben aslında doğru kuramadım cümleyi. Yani evet, Hikmet de aslında sakatlık yaşadığıya getirdim ama Hikmet'in dizi paramparça oldu. Dizi Hikmet'in bütün bağları kopmuştu. Mesela Gökhan. Sakatlık konusunda öyle uzman ki futbol izliyoruz. Mesela tak bir pozisyon oluyor gitti diyor. Aşil koptu diyor. En az 8 ay yok diyor. Tabii. Aa filan bizden. Hani Gökhan'a öyle bir inanıyoruz ki. Sonra herif ayağa kalkıyor 2 gol atıyor. bazen olabilir öyle şey. Yok hayır bazen. Şöyle ama normalde yani istisnai durumlardan bahsediyorsun. Evet, çok istisnai durumlardan bahsediyorsun ama Gökhan bu işin biridir yani. Çünkü çok topa giriyorum yani 100 kere konuşuyorum. Biri yanlış olabilir İhsan'cığım. Biri doğru oluyor. Bu arada evet Meryem'le ilgili devam etmek istiyorum. Ha, Meryem. Edelim. Bence hani... Bu grubun şöyle bir havası var. Bu grup yani Survivor'a diyorum ya sonunda bağlayabilir. Her şeyi alıp yerlere götüreceğiz. Evet sonunda bağlıyorum. Meryem tabii ki de şimdi Semih All Star'da olabilirdi. Erken geldi dedi. Bence de erken geldi. Bu arada sakat olan dizi değil diğer dizinde bu sefer sorun var. Ama genelde de bu sakatlıkların dönüşünde zaten aşırı yüklendiğin diğer bacağın, ameliyatsız olan bacağın tekrar derken o bu sefer sakatlanabiliyor. Çünkü ona yükleniyorsun. Evet sürekli ondasın. Taşıyıcı ayağın çünkü diğer ayağın oluyor. Ameliyatlı olmayan ayağın oluyor. Çünkü vücut, beyin oraya daha çok sinyal gönderiyor. O yüzden o bacağı sakatlandı ama bence de erken döndü. All Star'a gelebilir miydi? O tabii tamamen bizim hani ekibin kararı olacaktı. İyi hani sakatlıktan çıktıktan sonra All Star ne zaman yapılacak yani onu da bilmiyoruz. Kendi çok istedi mi? Kendi istedi zaten. Ya çok böyle hani ne olur ben... Evet. Kendi zaten dedi ki ben çok iyiyim. Beni düşünürseniz bu sene varım dedi. Biz o ara zaten ünlüye bir tane atlet almak üzereydik. Hani ama şimdi Meryem geçen seneden bildiğimiz ve hikayesi yarım kalmış da bir yarışmacı olduğu için hepimize doktor raporları da olumlu olduğu için hepimize olumlu geldi. Ben de mesela doktorla değil ama hani onu hazırlayan arkadaşımız Emrah Koyuncu ile konuşmuştum. Hı-hı. Beraber son dönemde böyle biraz spor yaptılar. Gayet hazır dedi. Yani değil mi? Sakatlanması bence biraz şans. Evet şans ya şans tabii ama ya yine de aslında bütün futbolcular 6,5-7 ay önce döndükten sonra tekrar bir şey yaşayabiliyor. Ya da yaşayan bu da biraz şans tabii ama... Yine de olasılık normal bir yıl geçmiş bir sporcuya göre biraz daha fazla belki bence. Belki sapasağlam Meryem de sakatlanabilirdi o pozisyonda. Evet, evet. Yani bir de şöyle değerlendirmek lazım. Geçen sene çok büyük etkisi oldu. Bu sene de Meryem gittikten sonra özellikle kadınlarda Meryem tek başına takımı sırtlıyordu yani. Evet. Çok önemli bir oyuncu. Tek başına takımı sırtlıyordu. O konuda ciddi bir eksiklik bence de. Yaşayacaklar. Ünlüler kaybetmeye başladı zaten şu an. Meryem. Evet, evet. Yani onun farkına vardılar mı varmadılar mı bilmiyorum da biz geçen gün ekstra masasında en çok ünlülerin bu kaptanlık seçimi olaylarını falan çok tartıştık. Çünkü ben ünlülerde net biçimde bir kişinin yani takımı idare edebilecek bir kişi olduğunu düşünmüyorum şu anda içeride evet. Yani. Ben de öyle düşünüyorum. Peki